Hem de Türkiye problemlerine yönelik çözümler. Tabii ilimize böyle bir çıkarmayla gelmesi de bize ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk verdi. Ben hem gelirken sayamadığım kadar iş makinesi. Gururlandım, sevindim yağın arkasında. Kimimiz yolda, seyir halinde. Ülke meselelerine haşır neşir oldu. İnşallah ki terör belasından da kurtulursak şu gördüğüm şantiyeler, şu gördüğüm yapılar belki de katlanarak istihdamı son derece olumlu bir gelişmeyle bütünleştirecek. Muş Birlik Başkanı'na benim genel başkanım. Bursa Birlik Başkanı. Misafir başkanlarımıza Birlik Başkanı'na hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu akçe... Aslan tepede... Hakkırmıyor. İyi mi? Eşek dalı alacağım. Kaç tane? Bahim kabara mı? Efendim? Aynen öyle. Sayın Başkanım, farkımız yok. Değerli basın mensubu arkadaşlar, hep birlikte gördünüz. Sayın Valilik'ten belediyeye gelen... Çevre illerden teşrif eden çok değerli birlik ve oteli amirleri, meslek odalarımızın ve sivil toplum... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek buraya gelmişti. Bir hayır olsun. Geçen yıl yine Ramazan'da geldi. Özellikle Sayın Başkanımız başta olmak üzere tüm konuklarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Herkese saygılar sunuyorum. Ve dönüşümü şöyle bir mukaddemesini yaptığımız zaman Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanlarımı diyanet ettiğimde de bir nebze anlattım. Ülke hakikaten yeniden inşa edildi. Tabii ki sıkıntılar var. Peki tabii ki bu değişim ve dönüşümün faturasını ödeyen bir kesim olacak. İşte bu da esnaf ve zamancılar. Sayın Başbakanım söylüyor, Avrupa gerçekten Amerika başta olmak üzere ekonomilerin şükür vaziyeti. Ekonomik sıkıntı içerisinde. Ülkenizde bunu hissetmeden geçti demek belki mümkün değil ama çok hafif geçtiğini söylemek mümkün. Eskiden tavır toplumu vardı, sanayi toplumuna geçildi. Günümüz itibariyle de bilgi toplumuna ulaşıldı. Bilgi ve teknoloji. Esnafımızın kendini yenilemesi, gerek mesleki kurslar vesilesiyle, gerekse de diğer teknik donanımlar yönüyle desteklemesi önem arz ediyor.